da hepiniz okudunuz, gördünüz, duydunuz. Ben bunu herhangi bir siyasi gayretle vallahi söylemiyorum. Bu kepazeliği benim babam da yapsa karşısına çıkarım. Geçen hafta duydunuz, işittiniz. Türkiye'de en fazla zina eden bir dansöze, en fazla fuhuş yapan bir dansöze, sahnelerde çırılçıplak soyunup da vücudunu satan bir namussuza, ırzını, namusunu para karşılığı satan bir karıya, bir dansöze geçen hafta şeref madalyası verildi. Bu cemiyete Müslüman cemiyet demenize imkan yoktur. Neden? Kur'an'a göre kurulmamış tabii ya. Allah'ın ölüme mahkum ettiği bir zaniyeyi, bir fahişeyi şeref madalyasıyla taltif ediyorlar. Bu cemiyetin neresi İslam cemiyetidir? Bir kere bunu anlayalım yani. Hangi partiden olursanız olun beni vallahi alakadar etmez. Ben İslam'ı söylerim. Bu cemiyet İslam cemiyeti olsaydı bu fahişeye kimse madalya veremeyecekti. Mesela budur. Kimsenin partisiyle ilgim yok benim. Parti açısından değil, İslam açısından düşüneceksiniz. İslam açısından. Kim olursa olsun. Hangi hüküm, hangi şahıs, hangi grup beni ilgilendirmez. İslam'ın hükmü ilgilendirir. Haramları kim işlerse işlesin. İster hacı, ister hoca, ister müftü, ister vaiz, ister şeyh, ister mürit. Kim günah işlerse Allah'a asidir. Kimse onları kurtaramaz. Bütün mesele İslam açısından etrafa bakmak. Şahıs açısından, siyaset açısından bakmayın. İslam açısından bakmaya çalışın. İslam açısından. O açıdan bakmazsak etrafı tam ve külliyetli göremeyiz. Bizi bazı hadiseler bağlar. O benim adamımdır ya söylemeyeyim de kırılmasın diyemezsiniz. O benim partimdir ya bunlar söylemek doğru değildir. Yok böyle bir şey yok İslam. Allah'ın hatırı, Allah'tan korkmak, herkesten korkmaktan daha mühimdir. İslam'ın hükmü budur. Evet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka günahlardan korunmaya mecburuz ki nefsimizi ve vaziyetimizi ıslaha çalışalım. Şimdi ayet-i kerimeyi tamamlayayım ama izahı ve dersimizin genişliği bitmedi. Bitmeyecek çünkü zaman doluyor tabii. O zaman inşallah haftaya bırakacağız. Başka çaremiz yok. Hani bu dersi ikinci bir defa, daha genişliğine ikinci bir ders daha bu mevzuda. İkinci bir ders daha icap ediyor. Bazen üç olur, bazen dört olur. Aynı mevzu bitmez. Üçüncü ders aynı konuda, dördüncü ders aynı konuda olmak icap eder. Çünkü bitmiyor. Ey müminler! Aleyküm enfüseküm, yani ihfezu enfüseküm minel maasi. Evet. Eti'ullâhe ve rasûlehu demek. Ha nefsinize hakim olun, sahip olun demek. Eti'ullâhe ve rasûlehu. Allah ve Resulüne tabi olun. Ancak o zaman koruyabilirsiniz zaten. Başka türlü olmaz. Beni en çok meraka, dehşete düşüren şudur. Bir Müslüman bir doktora gidiyor. Doktor nihayet bir fanidir, nihayet bir beşerdir. Şaşabilir, şaşırabilir, yanılabilir doktor. İhtisasına itimadımız var ama yanılabilir, beşerdir çünkü. Tabii o doktor, o Müslümana bir yasaklar cetveli yapıyor, yasaklar cetveli. Efendim tuzlu yemeyeceksin. Hani yasaklar, yasaklayıcı bir reçete veriyor, yasaklayıcı. Tuzlu yemeyeceksin, ekşi yemeyeceksin, efendim işte ekmek yemeyeceksin falan yasaklıyor. Niye? Yersen tansiyonun kabarır, işte şekerin artar falan ölürsün. Ama mutlaka ölecek yani. O anda şeker yükselmese bile yine günün biri ölecek. Ölüme çare yok zaten. Hani çaresiz olduğu halde. Aman bu doktor efendinin dediğine harfi harfine uyayın diye o Müslüman o doktorun yasaklarından kaçıyor da kendisini yoktan yaratan Allah'ın yasağından kaçmıyor. Beni çıldırtıyor bu hadise. Kendisi gibi fani bir beşer olan doktora ve o doktorun yasaklarına son derece titiz davranıyor da Allah'a karşı günah işlemekten korunmuyor bu adam. Neresi Müslüman bu adamın?
kendisini yoktan yaratan Allah'tan korunmuyor, sakınmıyor, korkmuyor. Yasakların çiğneyip gidiyor. İslam'a itaat ediniz ki nefsinizi ahlaki çöküntüden kurtulasınız, iktisadi çöküntüden kurtulasınız, irtikadi çöküntüden kurtulasınız. İktisadi çöküntünün kaynağı itikadi çöküntüdür. Ahlaki çöküntünün kaynağı iktisadi çöküntüdür. Geçenlerde duydunuz, İstanbul'da da bazı semtler var, sosyete semtleri deniyor. Sosyetik semt. Orada sosyete demek namusu olmayanlar demektir. Namus yok. Hiç öyle bir kayıt aramazlar. O sosyeteye giren erkekler, kadınlar namus kaydını aramazlar. O sosyetedeki Ahmet Bey'in karısı canı sıkıldığını Mehmet Bey'le zina eder. Mehmet Bey'in karısı istediği zaman Ahmet Bey'le zina eder. Ayıp değil, günah değil onlara göre. Sosyetede namus yoktur. Böyle semtler var İstanbul'da. Hatta geçenlerde kulağıma geldi. O sosyete sınıfına mensup aşağılık mahlukat, ki bunlar zengin, sermaye sınıflar, korkunç adamlar bunlar, canları sıkılmış, o sosyeteye mensup iki aile birbiriyle karısını değiştirmişler, bir hafta ayrı ayrı yaşamışlar. Kadın değiştirmişler. Var, gazetelere geçiyor hadise. Aşağılık sınıf. Ve bu cemiyet, Müslüman cemiyet olsa, bunlara yeryüzünden bir nefes aldırmaz bunlara, nefes. Allah-u Teala zina eden kadınlara nefes almayı haram etmiştir. Nefes almayı, hemen öldüreceksin onu. Nerede İslam? Nerede İslam cemiyeti? Şu Kur'an'a göre kurulmadığı için cemiyet böyle. Bunun sebebini anlayalım. Evet. İşte geçenlerde zabıta